Usta tiyatro sanatçısı Erkan Can, bir Karadeniz komedisi olan Paça oyunuyla İzmir'de izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erkan Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Şu an her şeyimiz dekor hazır, tamam. Hazır. Şu an biz de aşağıda giyindik, kostümümüz. Ben hazırım. Hazırsın. Arkadaşlar da hazır. Biraz sonra başlayacağız. Peki, biraz oyundan bahseder misiniz? Oyunumuz Karadeniz yöresinde geçiyor. Konuyu anlatmayacağım çünkü sürpriz seyretmeleri lazım ama oyunumuz insan haklarından, kadın erkek eşitliğinden ve özellikle doğadan, çevreden ve silaha karşı oluştan, şiddete karşı oluştan bir oyun. Kısacası bu. Evet. Ve tabii oyunumuzda aşk da var, politika var. Politikayı da biraz eleştiriyoruz. Efendime söyleyeyim. Aşk da var oyunumuzun içinde ama hepsinin bunların oranları böyle çok dengeli bir biçimde dağılmış bir şekilde duruyor. Hey abi, daha dün baktım, bugün baktım, ne oluyor lan? Dün daha bir lakta hep oyun ustacığım var. Tamam, bunların hepsini kaldım. Ne oluyor? Akşam ayrı mı almayın? Ben ayrıyorum. Ya ustacığım, iyice sinirlerim bozuldu, bak haklısın. Bile satamadık ama bugün bayağı bile sattık. Bak muhtar da değil ki, tüm çarşı gelecek. La çarşıya ne olur la, çarşı dediğin ne kadar yer? Küçük düşünüyorsunuz ya, bak! Küçük düşünmeyeceksin. Ne olacak diye ustam? Ya sen benim gözümün içine de bak bana. Koy dibine muhtarı, ne ettiği var çarşıya? Ne ettiği var bu millete, sabahtan akşama kadar abiler hiçbiri koyduğun. Çıkar o düşkünü. Ne ettiği var buraya? Ya muhtar eğilir ustam. Ya ne şey eğilir, ben de eğiyim ona bakarsan. Ben de eğiyim. Yok dedi, numara dedim abu milletin. Akılsa akıl, zekese zeka. Ustacığım, biz muhtarı niye konuşuyorduk şimdi? Benden muhtar olmaz. E olmaz. Bırak. Ya ustacığım, tamam kızma bak. Bu işe girdik, beyanımızın sövmedikleri kaldı. Biz bu işi sever de ahali sevmeyi. Bak bize değiller ki bunlar çıkarlar değildir, köçek tatlarlar değildir. Ya anlar, sen etten maraten anlama ayrı. E tamam işte, bunları çakalım, anlatalım işte. Ya sen ne işin nefes çakmakta ben ne oynuyorum? Oyunumuzun bu akşam 11. oyunu oynayacağız. Çok güzel. Oyunumuz biraz pişmeye ihtiyacı vardı. Pişmekte işte seyirciye ihtiyacı vardı. Evet. Şimdi pişmeye başladı. İşte kısık ateşte baharatı eksikti. Baharat, tuzunu, biberini, karabiberini kattık. O da, onu da katan seyirci oluyor. Evet. Her oyun zaten yarım çıkar. Seyirciyle tamamlanır. Seyircimiz de çok güzel. Beklediğimiz yerlerde reaksiyonlar geliyor. Ayrıca beklemediğimiz yerlerde de reaksiyonlar geliyor. İşte o anlamda seyirci bizi işaret ediyor. Buraya da çalışın diye. Biz de onları çalışıyoruz. Bunu algılayabiliyor musunuz? Tabii. Seyirci onu direkt algılıyoruz. Yani hemen tepkisini veriyor ve biz de oralara çentiklerimizi atıyoruz. Oraları bir dahaki oyuna çalışıyoruz. Muhtar. Başka ne oynayacağım? Kafan nerede senin? Düşün bakalım. Sen ne diye başka? Ver bakayım mektubu da provaya dolu. Sen şimdi belediye başkanı mı olacaksın? Olur
bunu. Bak sağını tutup çekeyim de gör bakalım. Ya bu seçimler geldi, sağını geldiler Ustacığım. Vallahi evet, gördüler. Çok sevgili hemşerilerim. Biliyorsunuz seçimler yaklaştı geldi. Onun için ben burayayım. Şimdi ha bu sizin belediye başkanınız var ya, bu belediye başkanınız. Bu eşek oğlu eşek, hayvan oldu, hayvanın tekidir. Hacım kız görelim, bunlar akşam nasıl söyleyecek? Akşama seyreniye yok, şimdi böyle provaya gidip laf alıyorduk. Akşama söylenir mi bunlar? Bunu böyle şimdi abartıyorduk, sonra onu böyle konserve ediyor. Ne kadar bir süre içinde bu oyunu hazırladınız? Bu oyunu bir ayda hazırladık. Bir ayda. Bir ayda. Bu kadar kadroyu beraber kurmak bir ay mı? Zaten İstanbul Halk Tiyatrosu'nda kadromuz işte seçtik oyuncularımızı bir ay içerisinde, bir aydan önce prova süremiz bir ay. Evet. Kadroyu seçtikten sonra kadromuz 17 kişi, işte dekor kostüm falan 8-9 10 kişiyiz. 10 kişilik bir ekibiz işte ışıkçımız, dekorcularımızla ve oyuncularımızla. Yani oyunumuz iyi gidiyor şimdilik. Çok iyi gidiyor. Recep, bu bizim yaptığımız nedir biliyor musun? Biz buna tiyatrocular tiyatro diyor. İki galas bir heves diyor. Bu bir hevestir, heves. Bu bir hayaldir. Bunun peşinden gideceksin. Eğer peşinden gitmedin mi hiçbir değeri yoktur abi o hayali. Tabureye bak, çivisini bile çakamayız. Evet, bak çivisini bile çakamayız. Açık havalarda tiyatro yapaydık. Binamız minamız yok. Uşağım. İyi bak bu ekmek teknemize, burası benden sonra sen senin dur ha. Benim. Evet. Hadi sonra gülme. Bırak piyasi, bırak piyasi. Diğer oyun var. Alevli Günler oyunu var. Bir Aa, de evet, o, onu da duymuştum. Ben bu sene, o ne zaman başlayacak? O devam. O iki sezondur oynuyor. O İzmir'e ne zaman gelecek? O da gelir. Önümüzdeki günlerde ya da yazın gelir. Tamam. Ona da geleceğiz. Tabii. O oyunumuz da çok... Çok muhteşem bir oyun. 3 sezondur full oynuyoruz onu evet. Da. Peki tiyatro dışında başka yer aldığınız projeler var yok. Mı? İşte dizi olursa bakılıyor. Sinema projelerim var. Şu anda dizi yok herhalde. Şu anda dizimiz bir 25 bölümlük bir diziye başlayacağım. Adı 25 zaten. Adı da mı 25? Evet. Onun için. Hangi kanal şu an onu bilmiyorum yani. Sinema projelerimiz var. Onları çalışıyoruz. Evet. Proje bitmiyor yani sonuçta. Şimdi belediye başkanı dediğiniz insan her şekilde örnek olmalıdır. Olmak zorundadır. Ey hanımlar, beyler, oyunuzu bu hayvana vermeyin. Bravo! Bravo başkan! Büyüksün ha! Büyüksün! Çantalarınızı yiyeceklerle doldursalar da, kızlarınızın kollarına bir azıklar taksalar da, Recep hoş geldin. Önünüzde kurbanlar başlar da kesseler gene de benimle de anlayamazlar sizi. Recep abi, neymişsin buraya? Koltukta gözün mü vardı? Adam olacaksın da. Ulan sen varken bana aday olmak da düşer ulan. Provamız var, akşam ayınımız var, onun provasını ediyor da böyle. Ulan bırak abi bu işleri, derinlet su işleri, fırçalan dişleri.